Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda yanımda görmüş olduğunuz oyuncu notebook'unu yani MSI'ın GL75 Leopard isimli modelini yakından inceliyoruz. Cihazın tam ismini vermek gerekirse internette arayıp daha rahat bulabilmeniz adına MSI GL75 Leopard 10SDR-086TR modeli arkadaşlar. Tam olarak modelin ismi. Şu an bizim inceleyeceğimiz modelin ismi. Direkt yani internette aradığınızda bu şekilde bulabilirsiniz. GL75 Leopard'ın tabii ki farklı varyasyonları var çünkü. Onlarla karıştırabilmeniz pekala mümkün. Öncelikle GL75 ailesinde genel olarak üst segment işlemcilerin tercih edildiğini görüyoruz ki bu notebook'ta da arkadaşlar i7-10750H işlemci yer alıyor. Bildiğiniz gibi 12 çekirdekli bir işlemci. Yani 6 gerçek 6 sanal olmak üzere 12 çekirdekli bir işlemci. Temelde 2.6 GHz'de çalışan bu işlemci 5 GHz'e kadar kendini eğer gerekli şartlar sağlanmışsa turbalayabiliyor arkadaşlar. Ekran kartı tarafında kullanılan çözümün GL75 ailesi arasındaki farkların en önemli temel taşlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani modeller arasında öncelikle mesela ekran kartı önemli bir faktör. Çünkü işlemci tarafında dediğim gibi genelde zaten Intel işlemcilerin yani Intel'in en güçlü işlemcileri ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Yine bu notebook için de bu geçerli. Gördüğünüz gibi 10750H şu an bir mobil bilgisayarda satın alabileceğiniz en güçlü işlemci seçeneklerinden biri. Ekran kartı tarafında işte göz attığımız zaman hangi donanım çözümleri tercih ediliyor? Mesela bu modelde arkadaşlar GTX 1660 Ti modeli 6 GB'lık bir model. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu model ve Max-Q çözümü değil. Direkt olarak masaüstü bilgisayarınızda kullanılan GTX 1660 Ti modelinin birebir aslında aynısı kullanılıyor. Çok ufak çekirdek hızlarında tabii ki farklar oluşabiliyor ama bunlar çok yakın birbirlerine. Onu da mesela söylemek gerekirse standartta 1455 MHz'lik hızlara sahip olan bu ekran kartı kendini turbo olduğunda 1590-1600 MHz civarlarında çalışıyor. Ki çoğunlukla bunun da üstüne çıktığını zaten özellikle oyun testi yaparken performans testlerinde görüyor olacaksınız arkadaşlar. Bellek tarafında özellikle 32 GB bellekle gelmesi GL75 Leopard için önemli anekdotlardan biri. Tercih etme sebeplerinizi etkileyebilecek bir unsur bu. 32 GB evet belki bugün bazılarımız için fazla gelebilir ama şunun dikkatini çekmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle bizim incelemekte olduğumuz GL75 Leopard modelinde bilhassa işlemci gücünün bayağı bir yüksek olması günlük hayatında oyundan da öte iş bilgisayarına ihtiyaç duyan, bilgisayarıyla para kazanan, işte render almak olsun veya Photoshop çalışan yani işlemci gücüne daha fazla ihtiyaç duyan kimseler için daha uygun bir modelmiş intibası yarattı bende. Biraz da öyle olduğunu profesyonel anlamda da yani MSI'ın ürünü dizayn ederken ki niyetinin de o olduğu inancındayım zaten. Çünkü işlemcisi çok yüksekse yani maksimumlardan bir tanesi işte dediğim gibi yani mobil tarafta satın alabileceğiniz en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Gel gelelim ekran kartı tarafında birazcık daha mütevazi bir çözüm tercih edilmiş. Yani burada olay şu, oyun zaten oynarsınız GTX 1660 Ti ile her şeyi oynarsınız fakat yine de orta segment bir çözüm olduğunu da kabul etmek lazım. Bugün Türkiye'deki fiyatları bir kenara koyacak olursak arkadaşlar. Yani dolayısıyla özellikle salt işlemci gücüne ihtiyaç duyan biriyseniz bu durum fazlasıyla sizin belleğe de ihtiyaç duyduğunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Haliyle bu cihazda 32 GB belleğin tercih edilmiş olması yani bir noktada tesadüf değil. Oldukça güzel bir tercih diyebiliriz. Şöyle bir baktığım zaman son zamanlarda çıkan oyunlar olsun vesaire artık yavaş yavaş 12-14 bandının zorlandığını 16 GB bir RAM miktarının haydi haydi pekala doldurulabileceğini görebiliyoruz. Halen daha evet 16 GB pekala yani yeterli bir miktar. Zaten 16'dan 32'ye geçmek 2 kat olduğu için yani hani 24 falan olsa arada birazcık daha belki düşünülebilir. Ama arada hem fiyat olarak 2 kat fark oluşuyor. Özellikle bilgisayarlarımıza takmak istediğimizde değerlendirecek olursak. Hem de yani bir anda 2 kat miktar çok fazla ihtiyaç gerektirmediği için çok konuşulmayan bir değer. Ama bu cihazda 32 GB'ın ben özellikle kullanıcı kitlesi yani talep edecek, bu ürünü talep edecek kitle açısından önemli bir detay olabileceğine inanıyorum. Bunun da altını o yüzden çiziyorum. Bu arada RAM
tarafındaki anekdotlardan biri 2666 MHz frekans hızlarına sahip olması, aynı zamanda dual channel olarak konumlandırmışlar. Yani 2x16 şeklinde bir RAM kiti yer alıyor arkadaşlar bu cihazın içerisinde. Bu da yine performansa katkı sağlayan detaylardan bir tanesi. Depolama tarafına baktığımızda ise Toshiba imzası taşıyan 256 GB'lık bir NVMe SSD'nin yer aldığını görüyoruz. Okuma yazma hızları bakımından her ne kadar günümüzdeki yüksek hızlı NVMe hızlarında olmasa da gayet yeterli hızlara ulaştığını zaten görüyor olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda Seagate üretimi 1TB'lık bir hard diskinde yine cihaz içerisinde haricen yer aldığını söyleyelim. Yani depolama işlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Bir sürü oyun yükleyebilirsiniz bu hard disk kısmına. Tabii hard disklerin, özellikle notebook hard disklerinin çok fazla hızlı olmadıklarını kabul etmek gerekiyor. Bu noktada benim tavsiyem orta vadede mümkün mertebe özellikle 1TB'lık hard diske ek olarak belki bir SSD daha takılabilir veya bu hard diskin yerine takılabilir. Aynı zamanda cihaz kolay şekilde hard disk ve SSD tarafında yükseltmeye açık şekilde tasarlanmış. Evet, şu anda cihazın içini açtık sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi iç tasarım bu şekilde. Burada dikkati çekeceğimiz anekdotlar. Şurada mesela M.2 SATA yuvasını görüyoruz. İşte bahsettiğimiz mevcuttaki Toshiba markasını taşıyan SSD, NVMe SSD'miz burada. Aynı zamanda 2.5 inç formatındaki yine Seagate markası hard diski de gördüğünüz gibi bu yuvada görebiliyorsunuz. Size de söylediğim gibi bu iki ürünü de eğer isterseniz değiştirebilmeniz mümkün. Ürünün arka kapağı çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi açılabiliyor. Haliyle bu ürünleri orta vadede siz de değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda çift kanal RAM'leri de burada görebilirsiniz. Soğutma sistemine burada değineceğim bir de. Tabii gördüğünüz gibi oldukça komplike bir soğutma sistemi yer alıyor. İki tane fandan oluşuyor. Şurada gördüğünüz gibi burada bir ekran kartı bloğu var. Ekran kartımız, yani grafik kartımız burada arkadaşlar. İşlemcimiz ise hemen şunun altında yer alıyor. Yani aslında baktığınız zaman her ne kadar ortak noktaları olsa da, şu mesela şöyle ortak bir kanal olsa da, genel olarak aslında her bir birim için ayrı bir soğutma bloğu konumlandırılmış. Böylece, yani bakır bloklardan söz ediyorum. Böylece ısı konusunda olabildiğince dağıtılmaya çalışılmış. Her iki komponent ayrı ayrı farklı kaynaklar üzerinden, farklı fan sistemi üzerinden soğutulma işlemine tabi tutulmuş durumda gördüğünüz gibi. Çıkışlar şu şekilde arkadaşlar. Şu yan taraflar ve arka taraftan çıkışlar söz konusuyken fanların kendisi havayı çekiyor. Yani giriş, doğrudan giriş sadece alt kısımdan. Zaten ızgaralardan oluşuyor biliyorsunuz alt kapak. Haliyle fanlar blower etkisiyle alt kısımdan havayı çekerek bu kısımlardan da gördüğünüz gibi bu tahliye noktalarından da çıkış sağlıyor. Gelelim ekran tarafına. Ekran tarafında heyecan verici detaylar var. Ne gibi? Öncelikle 1080p Full HD bir ekran paneli kullanıldığını söyleyeyim. Mat bir yüzeye sahip ve IPS bir panel arkadaşlar. Dolayısıyla öyle kolay kolay parlama yapacak, işte ışığı ne kadar dikine alırsa alsın görünmez hale gelecek bir durumu yok. Bu noktada gayet iyi. Oyuncu notebooklarında baktığımız detaylardan bir tanesi. Bu iyi düşünülmüş 120 Hz yenileme hızına sahip olması da yine önemli detaylardan bir tanesi. Böylece herhangi bir harici ekrana da ihtiyaç duymadan istediğiniz yerde rekabetçi oyunlarınızı gayet performanslı bir noktada oynayabilirsiniz. Zaten içerisinde yer alan ekran kartı çözümünün hani 120 FPS'i hemen hemen her oyunda verebilecek kapasitede olmadığını kabul edecek olursak 120 Hz panelin tercih edilmesi haydi haydi yeterli diye düşünüyorum. Tabii yine performans testlerine geçtiğimizde ortalama hangi FPS'leri aldığını göreceksiniz bilgisayarın. Ona göre daha iyi değerlendirme şansınız olacak. IPS olduğu için renkler daha gerçeğe yakın. Öyle aşırı parlak renkler yerine daha gerçekçi renkler biliyorsunuz IPS panellerde genel olarak karşılaştığımız bir durum. Bu noktada da olağanüstü bir parlaklık sunmadığını söyleyebilirim ama kesinlikle rahatsız edici veya bir işte negatif yön olarak ekleyebileceğimiz bir durum yok. Gayet kullanım yapabileceğiniz, mesela şu an ofis stüdyoda işte ışıklar vuruyor ama ekran gayet parlak şekilde görülüyor. Benim açımdan da aynı şekilde görülüyor. Yani kolay kolay parlayarak sizin kullanım yapmanıza engel olmuyor öyle. Ekran o noktada gayet başarılı, gayet güzel. Kaldı ki ekran çerçevelerinin de bir hayli ince tutulduğunda
yine burada bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zaten görüyor olacaksınız. Üst tarafta bir webcam yer alıyor. Yine günlük ihtiyacınızı kurtarabilmesi amacıyla konumlandırılmış. Güzel bir detay. Şahsen ekran çerçeveleri ne kadar ince tutulursa tutulsun bir webcam'in konumlandırılmasında yarar var. Notebooklarda aranan özelliklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yani ki günümüzde iyice önemi artmış durumda. Burada da unutulmamış 720 piksel, 720 işte HD görüntü alabileceğiniz bir kamera. Yani günlük kullanımı ancak idare edebilir. Öyle çok üst düzey bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. Kameranın yanında mikrofon girişlerini de görebilirsiniz. Yani kendiliğinden dahili mikrofonları da var bu cihazın. Yani herhangi bir ekstra ekipmanlara ihtiyaç duymaksızın bu bilgisayar sayesinde örneğin işte sanal bir görüntü, görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tasarım detaylarına geçtiğimizde arka tarafa özellikle baktığınız zaman klasik MSI hatlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada güzel bir ejderha sembolü var. Şöyle kırmızı, hatta bayağı koyu bir kırmızı motif içerisinde konumlandırılmış MSI'nin standart sembolü aslında bakacak olursanız, ama arka aydınlatmaya sahip olduğunu belirteyim. Şöyle ufak bir aydınlatmayla yanıyor bu. Özellikle karanlık, loş ortamlarda daha çok belli oluyor. Ama arka taraf mat bir yüzey. Cihazda genel olarak mesela RGB aydınlatma dahil olmak üzere, yani başta RGB aydınlatma, başka herhangi böyle çok fazla aydınlatmanın yer aldığı veya fütüristik hatlar, işte çok dikkat çekici köşelere sahip bir cihaz olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu bilgisayarı iş için kullanmak isteyenlere gayet hoş gelebilecek detaylara sahip. Yani standart bir notebook görünümünde çok fazla oyuncu notebook olduğunu belli eden hatları yok bu cihazın. Bu noktada bence daha hani tercih edilebilir olabiliyor. Aynı zamanda kibar bir notebook. Öyle çok kalın olmayan, hatlarıyla da nispeten hafif bir notebook zaten. 2.6 kilo ağırlığında. Dolayısıyla notebook'un genel hatları gayet nazik tasarlanmış. Gayet böyle hani çok fazla göze batmayacak şekilde. O yüzden o noktada hani ben bayağı beğendiğimi söylemeliyim. Arka taraftan baktığınızda burada leopard yazısını görüyorsunuz. Belki de cihazın en böyle göze hoş gelen kısımlarından biri şu havalandırma çıkışlarının bulunduğu bölüm. Yani nispeten daha sportif bir hava katmış. Yine kırmızı çizgili bir hatla, dediğim gibi burada bir leopard yazısı yer alıyor ki yani notebook'un herhalde en çok oyuncu olduğunu ifade eden, belli eden kısmı da zaten burası dediğim gibi. Notebook üzerinde yer alan giriş çıkış portlarına yakından baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bir adet RJ45 Ethernet girişini görüyoruz. Hemen yanındaysa bir tam boy HDMI yer alıyor. Bu HDMI ile 4K ve 30 Hz'e kadar görüntü almanız mümkün. Hemen yanındaysa mini DisplayPort konumlandırılmış. Onun yanında bir adet yüksek hızlı USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanan USB girişi tip A. Yine yüksek hızlı USB 3.2 arayüzünde ama tip C formatında bir port daha yer alıyor. Aynı zamanda bu USB 3.2'nin Gen 2 olduğunu da belirteyim. Tip A'lar, USB tip A'lar Gen 1, tip C'de sadece bir tane zaten. O da Gen 2 tercih edilmiş. Diğer USB tip A nereye konumlandırılmış diye soracak olursanız onlar da buradalar arkadaşlar. Toplamda 3 adet tip A, bir tane de tip C yani yer alıyor. Dediğim gibi tip A olanlar USB 3.2 Gen 1, tip C Gen 2 olarak tercih edilmiş. Burada bir adet de hafıza kartı yuvası konumlandırılmış. SD kart yuvası. Güzel bir detay. Bilgisayarlarda önemli oluyor açıkçası. Notebooklarda bu tarz girişlerin direkt cihaz üzerinde yer alıyor olması. Arka kısımda herhangi bir girişin yer almadığını da şöyle göstermiş olayım. Sadece havalandırma ızgaralarını görüyorsunuz. Yine ön tarafta da herhangi bir giriş çıkış anlamında bir şey yer almıyor arkadaşlar. Güç girişimiz de bu arada sağ tarafta, zaten görmüşsünüzdür. Tekrardan şöyle göstermiş olayım. İçeriye döndüğümüzde de aslında sade tasarımın ağırlıklı olarak devam ettirildiğini görebiliyoruz. Burada SteelSeries işbirliğinde hazırlanmış, son derece kaliteli, kullanması keyifli bir klavye bizleri karşılıyor arkadaşlar. Türkçe harflerin yer aldığı bir klavye bu. Enter büyük değil sadece. Bunu belirtebiliriz. Ama Türkçe harflerin bulunması önemli bir detay diye düşünüyorum. Numerik tuş takımı da yine yer alıyor. Klavyenin belki eksi yanlarından bir tanesi şu olabilir. Harici multimedya tuşları falan olmadığı için Fn tuşuyla bu kontrolleri sağlıyorsunuz. Ben genelde harici olmasını tercih ederim.
Özellikle ses açma kapama filan bunlar harici olsa daha pratik oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yine de Fn tuşuyla yapabileceğiniz çeşitli kısa yol tuşları atanmış. Bunları da zaten klavye üzerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu noktada öyle çok çeşitli şeyler beklemeyin. En çok belki burada kullanabileceğiniz şey zaten standart multimedya özellikleri dışında bir de hızlı performans geçişi yapabileceğiniz bir tuş atanmış. Bu sayede mesela eğer pil tasarrufu sağlamak istiyorsanız cihazı işte pil tasarrufu moduna hızlıca Fn tuşu aracılığıyla ve Fn artı F7 üzerine konumlandırılmış bu tuş. Geçiş yapabiliyorsunuz yani ister performans modu ister günlük kullanım modu şeklinde ve bu profilleri de siz özelleştirebiliyorsunuz. Bunun için de Dragon Center yazılımı bilgisayar içerisinde konumlandırılmış MSI tarafından. Bunu aynı zamanda haricen siz de indirebilirsiniz tabii ki. Touchpad tarafında kullanması rahat ve gayet geniş bir touchpad var. Ben kullanım yaptığım süre boyunca hiçbir sorun yaşamadım ki touchpad kullanmaktan çok fazla hoşlanmadığım halde gayet zorluk çekmeden kullanabildim. Çünkü özellikle yüzey bakımından bayağı iyi bir materyal kullanılmış. Yani bildiğiniz akıyor touchpad. Harici tuşları yer alıyor bu touchpad'in yine kullanıma yardımcı unsurlardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle çok fazla bahsedecek bir tasarımsal noktası yok aslında GL75'in. Nasıl görünüyorsa öyle bir notebook. Hani bir detay olarak bahsedebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Klavyenin arka aydınlatması yer alıyor. Tek renk olarak tercih edilmiş. O da şu anda gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor arkadaşlar. Belki bu noktada bahsedebileceğimiz unsurlardan bir tanesi dikkatinizi çekmiştir. Klavyenin sağ tarafında tabii ki bir power tuşu yer alıyor ama hemen altında iki tane daha tuş var. Bunlardan G yazısı olanı, bilgisayarın yazılımı olan ve performans takibi yapabileceğiniz, işte ısı durumlarını takip edebileceğiniz ve MSI ürünlerinin hemen hemen hepsinde zaten görebileceğiniz Dragon Center yazılımını hani açmaya yarayan bir kısa yol tuşu olarak konumlanmış. Hemen altındaki de yine tanıdık tuşlardan bir tanesi. MSI notebooklarında çok sık rastladığımız Turbo Fan tuşu arkadaşlar. Bu tuşa bastığınız andan itibaren hemen acilen fanlar %100 performansla çalışmaya başlıyor ki bunu da işte ne bileyim bir kulaklık taktınız ama performans ihtiyacı doğacak bir duruma gireceksiniz. Mesela oyun açacaksınız, mesela render alacaksınız. O zaman cihazınızın hızlı bir şekilde soğumasını ve böylece performansın genelde daha da stabil kalmasını istiyorsanız başvurabileceğiniz bir tuş diyebiliriz kısacası. Tasarımdan bahsederken yakın çekimlerde belki dikkatinizi çekmiştir. Cihazın üzerinde görünürde bir hoparlör yok arkadaşlar. Yani özellikle üst kısımda yer almıyor. Ama alt tarafa döndüğümüz zaman cihazın altının komple ızgaralardan oluştuğunu öncelikle göstermiş olayım. Hoparlörlerimizin yer aldığı ızgaralar böylece ses çıkışı buralardan sağlanmış oluyor. Bu noktada bahsedilmesi gereken hususlardan bir tanesi iki tane standart speaker, iki tane de haricen subwoofer yer alıyor arkadaşlar. Böylece gerek bas gerek tiz noktasında bu bilgisayarın üst düzey bir performans ortaya koyması sağlanmış. Zira bu speakerların Dynaudio markası taşıdığını da söylemek gerekiyor. Yani burada kullanılan hoparlörlerin üst kalite hoparlörler olduğunun altını çizmek lazım. Bu şu demek oluyor, notebooklarda dahili speakerlara başvuran biriyseniz, bu speakerlara ihtiyaç duyuyorsanız günlük kullanımınızda GL75 üzerinde bulunan hoparlörler size fazlasıyla yetecektir arkadaşlar. Alt tarafta olduklarına bakmayın. Sesi yukarıya çok iyi taşıyorlar. Ses yüksekliği anlamında gayet başarılılar. Zaten yine Nahim 2'nin yazılımı yer alıyor cihaz içerisinde. Yüklediğiniz takdirde tabii ki. Bunu yükledikten sonra da çeşitli efektleri oluşturabilirsiniz. Bu hoparlörler aynı zamanda Hi-Res sertifikası da taşıyor arkadaşlar. Yine önemli bir durum bu. Çünkü her notebook hoparlöründe Hi-Res sertifikası göremezsiniz. Kısacası hoparlör tarafında eğer iyi bir notebook arıyorsanız GL75 onlardan biri. GL75 Leopard'ın ses anlamındaki maharetleri yalnızca speakerlarıyla sınırlı değil. Ben burada ek olarak bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü eğer harici ses kartı bulunmayan bir kulaklığa sahipseniz GL75'in kendi ses kartı yani üzerinde bulunan kendi ses kartı ile ciddi manada iyi bir ses kalitesi elde edebiliyorsunuz. İşte Hi-Res sertifikasına sahip bir notebook kullanmanın avantajlarından bir tanesi örneğin bu. İçerisinde yer alan ses kartı sayesinde arkadaşlar aynı zamanda harici amplifikatör de yer aldığından dolayı kulaklıklarınızı yüksek ses miktarlarında besleyebiliyorsunuz. Nahimic yazılımı yine burada size eşlik ediyor MSI'nin ses tarafındaki partnerlerinden. Bu yazılım aracılığı ile kulaklıklarınıza örneğin 7+1 surround çevresel ses efekti kazandırmanız da mümkün.
Bu cihazın marifetleri arasında son olarak size bahsedeceğim Wi-Fi 6 destekli bir kablosuz ağ kartının yer alıyor olması örneğin. Wi-Fi 6 destekli olması neden önemli? Belki günümüzde çok fazla Wi-Fi 6'ya ihtiyaç duymazsınız arkadaşlar ama önümüzdeki dönemlerde bu tip cihazlara, bu tip kablosuz ağ kartlarına ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek hızlı internete erişmek istediğiniz zaman Wi-Fi 6 arayüzünü kullanan modemlerin yaygınlaşmasıyla bu ihtiyaç daha da fazla ortaya çıkacak. Haliyle GL75'in böyle geleceğe dönük düşünülerek tasarlanmış olduğu ve buna göre donanımsal tercihlerde bulunulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan mesela kablosuz taraftaki bir diğer standart da Bluetooth'tur. Burada da yine Bluetooth 5.1 standardının yer aldığını görüyoruz. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Bir oyuncu notebook'u alacaksanız hiç şüphesiz en çok bakacağınız yer oyun performansıdır. Şimdi gelin GL75 Leopard oyunlarda nasıl bir performans ortaya koyuyor ona bakalım.
Sevgili dostlar, şu anda cihazı yük altına soktum. Şu an arka planda Furmark çalışırken ekran kartını kasmak amacıyla bir yandan yine CPU burner testi de açık bir şekilde hem işlemciyi hem grafik kartını yük altına soktuk. Gördüğünüz gibi sıcaklıklar bu şekilde, umarım ekranda görülüyordur. Yaklaşık 1 saattir bir test sürecinde şu an cihaz. Stres testinde, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi işlemci 3.70 GHz dolaylarında bir süredir kendini sabitlemiş durumda. Ve herhangi bir
throttle problemi de yaşanmıyor gibi duruyor. En azından kendisini şu an gayet iyi bir hıza sabitleyebilmiş durumda. Sıcaklıklarda gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu arada turbo fanın açık olduğunu, aktif olduğunu da ayrıca belirteyim. Bu testi turbo fan açık bir şekilde gerçekleştirdim. Sıcaklıklar ve kullanım değerleri yine şöyle gözüküyor. Şimdi size tabii ki cihazın kendi üzerindeki ısı değerlerini göstermek istiyorum. Şu şekilde yapalım. Evet. Ve evet, cihazın üst kısımlarına bir bakalım. Sıcaklık sol tarafta birazcık daha yoğun gibi. Hatta şu orta kısımlarda diyebiliriz. Biraz aşağı bakacağım şimdi. WASD bölgesi nispeten daha serin ve bilek kısımları gördüğünüz gibi çok çok daha serin kalmayı başarıyor. Sonuçta soğutma sisteminin üst tarafta hemen tahliye ediyor olması sıcak havayı, gördüğünüz üzere cihazın özellikle yoğun kullanım altında olan bölgelerini gayet serin kalmasını sağlamış durumda. Yani cihazı kullanım yaptığımız esnada hem performanstan büyük ölçüde ödün vermezken hem de kullanım yapmanızı engellemeyecek düzeyde ısı değerlerini korumayı başarıyor. Yani gerek donanım noktasında gerekse de cihazın kendi sıcaklığı noktasında. Evet, yani şuralar hiç sıcak değil. Sadece şurada hafif bir sıcaklık var. Yani bir saatin sonunda ulaşılmış bir şey bu ve yani bu kadar yoğun bir stres altında genelde kullanmıyor olacaksınız. Yani oyunlar pek bu kadar stres altına sokmaz cihazları. Tabii biz yine de en iyi sonucu almak için bilgisayarı yoğun bir stres altına soktuk şu an. Yani dolayısıyla yani güzel bir test olduğu kanaatindeyim bunun. Cihaz ısınma anlamında herhangi bir işlemci darboğazı yaşanmaksızın ani hız çakılmaları olmadan performansını gayet iyi bir düzeyde korumayı başarıyor. Zaten 4 GHz dolayları bu işlemci için herhalde doğal kullanım noktaları diyebiliriz. Şu an gördüğünüz gibi 3.70 dolaylarında işlemci çekirdek hızı. Bir de şeyi merak ediyorum. Turbo fan özelliğini kapatalım birlikte. Evet. Ama tabii ki fanlar hala yüksek devirde, belli bir devirde dönmeye devam ediyor. Sadece turbo fan özelliği maksimum hızda değil de birazcık daha düşük hızlarda da olsa çalışmaya devam ediyor. Yani fanlar çalışmaya devam ediyor. Yine sıcaklığa göre artıracaktır. Zaten şu anda da yani muhtemelen az önce %100 ise şu an %80 dolaylarında çalışıyor fanlar. Birazcık daha sessizleşti nispeten. Bakalım sıcaklık ve hızlarda ne gibi değişiklik olacak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar benzer sıcaklıklarda kalmaya devam ediyor. Aslında turbo fanı açmadan da bilgisayar kendisini istediği stabilitede tutmayı başarıyor çoğu zaman. Yani muhtemelen bu stabiliteyi sağlamak için birazcık daha ilerleyen safhada fanları daha da hızlandıracaktır. Neticede dediğim gibi şu an turbo fan moduna girmeden yani %100 fanları çalıştırmadan kendini soğutmayı başardığı için istediği stabiliteyi tutturabildiği için sistem çok fazla fanı artırmaya ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla bu sıcaklıkların ani yükselmesi durumunda fanları artırarak tekrardan durumu stabil hale getirecektir. Yani az önce yaptığımız %100 fanlar açıkken elde ettiğimiz sonuçlar aşağı yukarı turbo fan açık değilken de elde edeceğiniz sonuçlara yakın olacak diyebiliriz. MSI GL75 Leopard'la birlikte gelen şarj aletini de göstereyim arkadaşlar. Yani adaptörünü gördüğünüz gibi gayet küçük bir adaptör boyut olarak. Ağırlık olarak da öyle çok fazla değil. Yani böyle bir notebook için oldukça iyi diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Bu taraf bu şekilde. Bir de ucu şöyle dik değil. Yani L şeklinde dizayn edilmiş. Böylece sol taraftan kabloyu alırken
bir problem yaşamadan takabilirsiniz. Veya sağ taraftan doğru taktığınızda, şarj girişinin sağda olduğunu düşündüğünüzde şu şekilde alabilirsiniz. Böylece elinizin altında kablo karmaşası olmamış olur. Veya böyle de alabilirsiniz arka taraftan. Yani bu noktada da gayet esnek tutulmuş. Evet sevgili dostlar, MSI GL75 Leopard'ı yakından inceledik. Notebook'la ilgili sorularınız olursa lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.